Hayırlı sabahlar arkadaşlar. Yine bir aradayız. Yine bu en güzel günlerde birlikte ne yapacağız? Güzellikleri paylaşacağız. Her zaman seviyoruz güzellikleri paylaşmayı ama Ramazan ayında daha da güzel oluyor sanki paylaşmak, değil mi? Yine çok tatlı konuları hem konuşacağız hem yine çalışacağız. Çalışırken öğrenmiş olacağız. Zamanın nasıl geçtiğini anlamayacağımız gibi program bittiğinde şunları da öğrenmişiz diyeceğiz. Dolayısıyla çok daha mutlu olacağız. Öğrenmek güzel ama Ramazan ayında daha da güzel. Bakalım programda bugün neler var, neler öğreneceğiz, ne yaparken, neyi çalışırken, nasıl öğreneceğiz yine hep birlikte görmüş olacağız. Şimdi Büşra öğretmenim. Efendim öğretmenim. Nasıl gidiyor Ramazan ayı? Çok şükür Allah, çok güzel geçiyor. Mutlu olmak çok güzel, vakit geçiriyoruz. Değil mi? Evet. Bir defa hani günün içindeki yaklaşık 45 dakika ama 1 saate yakın bir süreyi evet. Biz bu programda nasıl geçirdiğimizi bilmeden geçiriyoruz. Evet. Ekran başındaki arkadaşlarımıza da aslında hani çok hızlı bir şekilde vaktin geçmesini sanki sağlamış oluyoruz. Yani birlikte onlar bize, biz onlara bir arada olduğumuz için. Evet. Ama biz bu vakti geçirirken de yine güzellikler yapacağız. Evet. Yine güzel çalışmalarla onlarla olacağız. Evet. Çalışmaları yapmak aslında bize birazcık bahane olacak. Asıl maksat burada biraz daha bilgileri paylaşmak olacak. Yine çok güzel bilgileri çalışmaları yaparken paylaşacağız. Evet. Peki ne çalışırken o bilgileri paylaşacağız? Evet. Biz bugün iftarda davete gelen misafirlerimizi karşılamak için kapımıza bir tane hayırlı Ramazanlar diye kapı süsü yapacağız öğretmenim. Harikasınız. Kıpır güzel, yeni gördün mü sen süsün? Sonra şeye giderim. Yemeğimi de orada yerim. Kıpır. Kıpır. Arife ablacığım. Ama olmuyor ki. Bak orucuz hepimiz, sen yemek falan diyorsun. Nereye gidiyorsun? Ne yiyorsun? Ben, ne yapıyorsun? İftar mı var? Şimdi ben hani iftarlara nereye gideceğim onları böyle sıraya yazıyordum da. Böyle aklımdan geçiriyordum. Diyordum bugün işte. Büşra öğretmene gideriz. Kibra, Kibra. Merve öğretmene gideriz. Sonra yönetmenimiz Fatih abiye gideriz. Osman ablalara gideriz. Kameraman abilere. Arife abla. Ben Fatih abiye bir gün iftara gittim. Gittin. Bana bir tane kuru ekmek, bir tane de su verdi. Bandır bandır ye dedi. çok gözü bol, eli bolmuş bayağı. Bak Fatih abi diyor ki kulaklıktan, misafir umduğunu değil bulduğunu yer diyor. O zaten da doğru mu? Fatih abinin güler yüzü benim karnımı dayırdı. Tabii şaka, Kıpır'ın yaptığı şaka tabii. Fatih abi öyle yapmadı. Ama sen çözümü güzel bulmuşsun. Ekipte zaten kaç arkadaş var? Yani tüm arkadaşlara bir gün gitsek Ramazan bitti. Bütün Ramazan ayı biter. Yani ekran başından bir sürü arkadaş bizi izliyor. Evet. Biz sadece bu kadar kişi değiliz. Oo, burada bir sürü kişi var. Ben herkesle bir gün iftara gidersem o zaman Ramazan biter. Peki Kıpır. Kıpır planlarını yapa dursun. Biz güzellik çok hani biraz önce Kıpır'a dedim ki güzelliğine bakar mısın? Kıpır çalışmanı dedim ya, ona baka duralım. Kıpır'ın da fikirlerini alalım tabii. Şimdi Büşra öğretmenimizin yardımcısı da var tabii yanında. Evet. Yardımcı yardıma başlamış bile. Evet. Yardımlaşmak da diyoruz değil mi Ramazan'da? Daha da çok yardım etmeye çalışıyoruz. Bu arada sen yardım etmeye başlamışsın kapı süsünü tutarak. Kapı süsü gerçekten çok güzel olmuş. Kapı süsü çok hoş olmuş. Ama yazısı da bir başka güzel olmuş. Çok gelen misafirlerimiz hangi kapıydı, hangi daireydi, nereye girecektik diye bakarlarken hayırlı Ramazanlar yazısını görünce işte bura diyecekler. Evet. Aramadan evimize gelecekler. Evet, biz bugün uçak yaptık, ay yaptık, koyunlar yaptık, kalpler ve çit yaptık. Ama burada iki tane böyle kardeş yapacağız, rengarenk balonlar yapacağız, bulutlar yapacağız. Harikasınız. Çünkü neden biliyor musun Kıpır? Neden? Çünkü biz bugün biraz kardeşlikle alakalı konuşacağız. Bu bölümde, Çocuk ve Ramazan programımızın bu bölümünde kardeşlikle alakalı biraz sohbet edelim istiyoruz. Hani çalışmamızın eşliğinde daha çok hatırlayalım. Kardeşlik nedir? Neden kardeşlik bu kadar önemlidir? Hatta öğretmenlerimizin yanındaki arkadaşlarımızın da bu konuda katkıları olacak. Onlar da çok güzel bu konuyla alakalı sözler öğrenmişler. Onları da paylaşacaklar. Dolayısıyla Büşra öğretmenimiz bize hayırlı Ramazanlar yazısı olan kapımızın üzerine takacağımız, asacağımız ve Ramazan ayında hani gelen misafirlerimizin kolayca hem görüp Ramazan'ı hatırlayacakları hem de evimizi aramadan bulacakları bir süs yapacağız değil mi Büşra? Evet öğretmenim. Çok zor değil mi malzemelerimiz? Hayır. Evimizde olsun, aramayalım, gitmeyelim, evet. Alışveriş yapmayalım. Bir kısımda oruç zaten çok çıkmak istemiyor. Evet. Ne yapalım?
Bunu ben şimdi hazır almıştım da öğretmenim. Onun yerine ne kullanabiliriz? Bunun yerine keçeyi yuvarlak bir şekilde kesip içini doldurabiliriz. Tamam. Mukavva olur mu? Mukavva da olur. Tamam. Hiç fark etmez. Ne güzel. Hemen bulduk. Birkaç kat karton olur mu? Birkaç kat. Evet, o da olabilir. Bir de şey. Birkaç kat öğretmenim? Ama kıpır. Tamam, düşündü, karar verdi. Bak şimdi aklıma çok güzel bir fikir geldi ama. Teşekkür edeceksin benim bana. Benim de aklıma geldi. Ne geldi biliyor musun? Kesinlikle. Nereden geçti aklıma? Kadayıfla baklava. Aç gözlü olma diye. Annem vurdu oklava. Nasıl ama? Çok güzel. Şimdi belki büyüklerimiz, büyük annelerimiz, büyük babalarımız bu manileri duyduklarında onların çocukluklarında ya da gençliklerinde davulcuların çalarak söyledikleri maniler bunlar. Evet. Ama bu programda kıpırdan dinlememiz mümkün bu manileri. Aslında ne güzel günlermiş. O maniler söylenerek herkesler uykudan uyandırılırmış. Olsun, biz de ne yapıyoruz? O manileri birlikte hatırlayıp bu programda birlikte gidiyoruz. Kıpır'ın daha var manileri ileriki dakikalarda söyleyeceği. Aklıma geldi deyince hemen benim de aklıma geldi söyleyeyim dedim. Çok güzeldi ama. Teşekkür ediyoruz Kıpır. Şimdi Büşra öğretmenimiz der ki bu çalışma için yuvarlak sert bir cisim lazım. Evet. Hani onu almış Büşra öğretmenimiz. Ne dediniz de aldınız, nedir o? Bu kapı suçu, kapı suçu için köpükmüş kapı. Yuvarlak köpük müdür onun ham maddesi? Köpük değil mi? Evet öğretmenim. Bir de şey ama evde yapmak isteyen arkadaşlarım için de bu uzun çoraplarımız var ya Arif öğretmenim. Evet. Böyle rengarenk, evet. Çipleri kaybolmuş, evet. Eşleri kaybolmuş. Onlar için dolduruyoruz Elyaf'la. Sonra onu yuvarlak döndürüp ucunu dikiyoruz i̇şte ve hazır. İşte ben bunları duymak istiyordum öğretmenim. Söyledim, kıpır. Söyledim. Çok güzel oldu. Yani peki bu kısa çorapsa ne yapacağız acaba? Ekleyeceğiz bu birkaç işte, tane kısa çoraba arka arkaya. Bunun yerine, köpüğün yerine. Yuvarlayacağız, içine pamuk doldurup. Tamam, ben o zaman öyle yapayım Arif abla. Tamam, anlaştık Kıpırcığım. Vakit ilerliyor. Peki öğretmenim, ana maddemizi, malzememizi öğrendik. Onun dışında da süslemek için renkli kağıtlar, grafon, evet, kağıdı yapıştırıcı, keçeler falan lazım. Evet, tamam, öyle. Biraz hızlanmamız gerektiğini, evet, anlıyorum. Hemen bu masaya geçiyorum. Merve öğretmenim. Bugün şimdi böyle iftarı beklerken vakit geçsin diye arkadaşlarımızla beraber oyalanmak için, hı-hı, bir kukla yapacağız ve kukla standı yapacağız. Oo. Aslında önceden kuklalar iftardan sonra çocukları eğlendirmek için oynanırmış. Evet. Ama şimdi hani annelerimiz çok akşam çıkmamıza izin vermeyebiliyor. Biz de bunu iftarı beklerken değerlendireceğiz. Çok güzel. Annelerimiz yemek yaparken biz de arkadaşlarımızı mahallede toplayıp, hı-hı, kukla gösterisi yapabiliriz. İşte bunun için bir stand hazırlayacağız ve de bir kukla hazırlayacağız. Harika. Peki. Büşra öğretmenimiz başladı çalışmaya. İyi de yaptı. Vakit daralacak çünkü çok çabuk geçiyor zaman. Nasıl geçtiğini anlamıyoruz. Siz de başlayacaksınız. Bir kukla evi, evet, stand hazırlayacağız. İftarın olmasını beklerken, hocanın akşam ezanını okumasını beklerken zaman daha çabuk geçsin diye. Çünkü son dakikalar biraz daha zorlanabiliyoruz. Zaman çok daha çabuk geçsin diye bir kukla evi standı ile birlikte hazırlayacağız. Ve arkadaşlarımız, ekran başındaki arkadaşlarımız arkadaşlarını toplayıp, evet, gösteriler yapacaklar. Çok çok daha eğlenmiş olacaklar. Eskinin Ramazan eğlencelerini biz mahallede arkadaşlarımızla ya da apartmanda arkadaşlarımızla paylaşmış, evet, olacağız. Peki. Öyle yapacağım. Ne kullanacağız? Şimdi çok küçük bir parça, bizim ana malzememiz polar. Ama evdeki yine kumaşlarıyla da yapabilirler bunu. Keçe kullanabilir arkadaşlarımız. Hı hı. Kukla için çok fazla bir kumaşa ihtiyacımız yok. Yok. Küçük bir parça. Hı hı. Yine üzerini de biz burada kalıbımızı zürafa çıkardık, zürafamızı. Zürafanın renklerine uygun şekilde kumaşlarımız, küçük keçe parçalarımız var. Zürafa oluşturacağız. Bir de zürafalar boyları çok uzun olduğu için ağaçlardan yaprak yiyerek beslendikleri için onlara ağaçlı bir tane kukla evi hazırlayacağız. Peki. Bu şekilde de oynamalarını sağlayacağız arkadaşlarımızın. Şimdi biteni burada, daha iyi anlaşılması için, evet, biz biten şöyle çalışmalarımızı diğer masaya bıraktık ama bunu da size vereyim. Tamam. Bir kukla evi Ramazan günlerinde, oruç tuttuğumuz günlerde ya da hani yaşlarınız farklı farklı çünkü. Küçük olanlar var, tutanlar, tutmayanlar, yeni yeni tutmaya başlayanlar, deneyenler var. Ne yapacaksınız? Belki oruç tutan arkadaşlarınız olacak ya da siz de tutacaksınız birlikte oruç tutuyorken. Özellikle son dakikaları daha hızlı geçirmek için
kukla oyunları oynayacaksınız. Çok güzel düşünmüş Merve öğretmenimiz. Nasıl yapacaklar bunu? Şimdi kolumuz gözükmesin diye de böyle bir ev yaptık. Aha. Şu şekilde. Ay, çok güzel. Ya yani şimdi bu kuklayı böyle izlerken böyle ezanın okunmasını mı bekleyecek? Vakit çabuk geçecek. O zaman ben ona şöyle diyebilirim. Söyle. Ezanı da bekleriz, kuklaları izleriz. İftarı açacaksak eğer hurmayla başla deriz. Ooo harikasın. Nani de benden olsun. Peki şöyle yapalım, arkadaşlarımızla tanışalım, onlarla biraz konuşalım. Sonra anonsu kuklayla yapalım, olmaz tamam, mı? Masalımız olur. Olacak çünkü tamam. Az sonra konumuzla da alakalı. Çok güzel bir çalışma. Tam Ramazan aylarında gerçekten kullanılabileceğimiz, değerlendirebileceğimiz bir çalışma. Hemen seninle tanışalım. Öğretmenim siz bir taraftan başlayabilirsiniz tamam. Vakitler derseniz. Kenara alalım. Al bakalım mikrofonu eline. Adını duyalım mı senden? Belina yazdı buraya ama belki okuyamayanlar vardır ekran başında. Bir de senden duyalım. Belina Doğan. Belina kaç yaşındasın? 8. Sen de herhalde her gün değilse bile zaman zaman oruç tutanlardansın. Evet. Bazen vakit geçirmekte zorlandığında neyle oyalansam diye düşündüğün ve kendince bulduğun yöntemler oluyor mu? Hı hı. Ne oluyor mesela? Ben kitap okurdum mesela sizin yaşlarınızdayken. Zamanın nasıl geçtiğini anlamazdım. O sayfaları merakla böyle diğer sayfaya geçeyim. Ne oldu, ne oldu diye bakarken çok çabuk zaman geçerdi. Sen ne yapıyorsun zaman geçsin diye? Kitap okuyorum, resim çiziyorum. Resim çizmek de çok güzel bir yöntem ama değil mi? Evet. Mutfakta anneye yardım ediyor musun iftara yakın zamanlarda? Ediyorum. Peki, bu kukla evini beğendin mi? Evet. Düşünüyor musun yapmayı? Hı hı. Kimlerle oynatacaksın o oyunları? Kardeşimle, arkadaşımla. Ne güzel. Kaç kardeşsiniz Belina? Bir. Bir sen, bir de? Kardeşim. Adı ne? İrem Betül. O kaç yaşında? 5. 5 yaşında. Güzel. Tam oyun oynayabileceğiniz bir yaşta değil mi? Evet. İleride ne olmak istersin? Öğretmen. Peki. Ramazan ayını çok seviyoruz. Neden? Sence neden? Herkesin farklı belki bir düşüncesi vardır. Farklı yönde daha Ramazan ayı ona karlı geliyordur. Şunu öğreniyorum, ben Ramazan ayında bunu yapıyorum. Şöyle bir alışkanlık ediniyorum Ramazan ayından sonra da devam ettiriyorum diyebileceğimiz çok şey var. Sence mesela? Hiç küs olduğun oldu mu arkadaşlarından? Olmadı. Peki küs olan arkadaşların var mı birbiriyle? Evet var. Onlar böyle zamanlarda barışsalar iyi olur mu? İyi olur. Peki onları barıştırmak da güzel bir şey olur mu? Evet. Düşünür müsün? Hı hı. Şimdi aklına geldi değil mi konuşunca? Peki. Şimdi seninle biraz sonra da konuşacağız. Senin öğrendiğin çok güzel bir söz varmış kardeşlikle alakalı. Hatta hadis-i şerifmiş herhalde. Doğru mu biliyorum? Onu senden sonra öğrenelim mi? Evet. Dolayısıyla ne yapmış olacağız? Birbirimizden bilgileri öğrenmiş, aktarmış olacağız değil mi? Anlaştık. Mikrofonu alalım senden. Merve öğretmenimden hemen bilgi alalım. Diğer masadaki arkadaşımızla tanışalım. Şu anda ne yapıyorsunuz? Şu an polarımızın üzerinde kalıbımızı çizmiştik biz daha önceden. Hı hı. Kestik. 2 tane keseceğiz. Biz hı hı. bunu yapıştırarak yapacağız. Hı hı. Annelerimizden yardım alabiliyorsa arkadaşlarımız dikebilir. Yapmamız gereken tek şey kalıbını oluştururken elimizi koyuyoruz. Gördüğünüz gibi kenarlarında biraz boşluklar var. Yani yapıştırmamız için de pay bırakmamız gerekiyor. Yoksa elimiz içine girmez. Hı hı. Bu şekilde kalıbımızı oluşturacağız. İstedikleri gibi figür oluşturabilirler ama dediğim gibi yanında birazcık yani bol çalışmaları, büyük çalışmaları lazım. Hı hı. Bu şekilde yapıp yapıştıracağız. Daha sonra üzerine diğer keçelerimizle kulaklarını yapacağız. Boynuzlarını yapacağız, beneklerini yapacağız, hı hı. burnunu yapacağız hı hı. ve kuklamızı hazırlayacağız. Harika, çok sevimli. Zürafadan evet. bir kuklamız ve bir kukla evimiz olacak. Tamam, kolay gelsin. Hemen böyle geçiyorum. Hayırlı Ramazanlar yazıyor burada. Burada da bakalım kim var. Mikrofonu sana verebilir miyim? Sen çok kaptırmışsın kendini çalışmaya. Adın neydi? Ayşenur Şenyayla. Ayşenur. Ayşenur kaç yaşındasın? 8. Kaça gidiyorsun? 2. Okumayı artık iyice öğrendin. Evet. Güzel bilgiler okuyorsun. Evet. Peki Ramazan ayıyla, oruçla, kardeşlikle böyle güzel konularla ilgili de bilgiler ediniyor musun? Evet. Çok kitabın var mı? Evet. Harikasın. Şimdi sen gelen iftara
size misafirler için kapınıza bu süsü asacaksın. Hayırlı Ramazanlar. Sokak kapısının üzerine mi asmayı düşünüyorsun, oda kapısının üzerine mi asmayı düşünüyorsun? Sokak. Neden sokak kapısına? Yani oda. Peki. Yani sokakla oda arası bir şey. Yani sokak kapısı da değil, oda da değil. Arada bir kapı, nere olursa olsun, değil mi? Öyle mi? Olur mu? Sokak kapısı mı, oda kapısı mı? Hadi karar verin. Oda kapısı. Oda kapısına karar verdik Kıpır, iyi mi? Oda kapısı, bu da kapısı. Hangisi olursa olsun. Pekala. Kaç kardeşsiniz? İki. Bir sen, bir de? Ablam. Ablan var. O kaç yaşında Ayşenur? Ablam da 12, 13'e girecek. Ah ne güzel. Ay. Peki. Ben bir şey sorabilir miyim sana? Şimdi 12'den 13'e nasıl giriliyor? Oda kapısından mı, sokak kapısından mı? Öyle girilmiyor. Nasıl giriliyor? Doğum günü geliyor, öyle giriliyor. Ay, doğum günü. Böyle geliyor doğum günü. Doğum günü. Hoş geldin doğum günü mi diyoruz? Yoksa evet. Böyle doğum gününde ona böyle sürprizler mi yapıyoruz? Doğum günde ona sürprizler yapıyoruz. Senin doğum günün ne zaman? Mayıs'ın 4'ü. Ay çok güzel. Senin doğum günün geçmiş ama değil mi? Geçmiş. O zaman doğum gününde senin de böyle bir dahaki doğum günü kutlayacağız seni, tamam mı? Tamam. Şimdi biz Ramazan ayında da çok güzel sürprizler yapabiliyoruz değil mi? Bir de kandil var Ramazan ayında. Evet. Kadir gecesinin olduğu zaman özellikle. O günlerde de sürprizler yapabiliriz. Evet. Güzel olur mu? Evet. Güzel olur. Sen büyük olsan ve küçüklere sürprizler yapmak istesen Ramazan ayında ya da kandil günlerinde, gecelerinde ne yapardın? Çocuklara nasıl sürpriz hazırlardın? Şimdi büyüklere tiyo vereceğiz burada. Onlar da bizi izliyorlar ya. Ne yapardın? Onlara hediyeler alırdım. Aha. Sonra onlara böyle oyuncaklar alırdım. Onları mutlu etmenin yollarını arardın değil mi? Evet. Bulurdun ve çok güzel olurdu. Ne güzel evet. Olurdu. Harikasın. Peki şimdi biz bu güzel Ramazan ayında programımızı sürdürürken öğretmenlerimiz ve arkadaşlarımız harıl harıl çalışmaları yaparken bir masal izleyelim, birazcık mola verelim istiyoruz. Biz bu programda biraz daha kardeşlikle ilgili konuşalım diye düşündük. Onunla alakalı birazcık fikir yürütelim, birazcık düşünelim diye niyet ettik. Hani dedik ya programın başında, çalışmalar bahane. Aslında biz bilgileri paylaşmak istiyoruz. Daha çok ne öğrenebiliriz bu ayda diye kafamızı onun için yoruyoruz. Ve o öğrendiklerimizi de uygulamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Kardeşlik önemli. Kardeşiz diyoruz, mümin müminin kardeşidir diye de hani hep bunu tekrar ediyoruz, biliyoruz ama neler yapılabilir bunu da düşünmek istiyoruz. Masal da bize bu konuda birazcık belki yol gösterecek. Çünkü orada bir kardeşlik oyunu olacak. Kıtırla Pıtır var yine masalımızda. Kardeşlik oyunu acaba ne? Ne düşünecekler? Bakalım sonrasında hem buradaki çalışmalarımızın devamını görelim. Hem de bu güzel ayda en güzel konuları yine birlikte konuşalım, sohbet edelim. Olur mu? Kardeşlik oyunu ne güzel. Kıtır o sabah çok erken uyanmış, uyanır uyanmaz da yeni öğrendiği oyunu oynamak için soluğu Pıtır'ın yuvasında almıştı. Sonra da ona seslenerek uyandırmaya çalıştı. Pıtır, hadi kalk. Çok güzel bir oyun öğreteceğim bak. Pıtır, hadi kalk. Bu oyuna ormandaki herkes bayılacak. Pıtır, hadi kalk. Hem çok faydalıdır erken uyanmak. Pıtır, Kıtır'ın sesiyle uyandı. Gözlerini ovarak dışarıya çıktı. Dediklerinden hiçbir şey anlamadım Kıtır. Hadi derenin kenarına gidelim. Orada serin suda yüzelim. Böylece seni daha dikkatli dinlerim. Pıtır'ın dediği gibi yaptılar. Derenin serin suyuna ikisi de dalıp çıktılar. Sonra da silkelenerek tüylerini bir güzel kuruttular. Evet, dedi Pıtır. Şimdi anlat bakalım, seni dinliyorum. Kıtır çok heyecanlıydı. Oyunu anlatmak için sabırsızlanmaktaydı ve hemen başladı. Bu oyunun adı kardeşlik oyunu. Önce herkes el ele tutuşacak ve yanındakine onun hakkında düşündüğü şeyi fısıldayacak. Pıtır'ın kafası karışmıştı çünkü Kıtır biraz hızlı anlatmıştı. Bunu Kıtır'la da paylaştı. Şey, dedi.
Benim biraz kafam karıştı. Çok kolay, dedi Kıtır. Ormandaki herkes büyük meydanda toplanacak. Sonra da el ele tutuşacak. Ve yanımızdaki arkadaşımızın kulağına onun hakkında düşündüğümüz güzel şeyleri fısıldayacağız. Pıtır şimdi daha iyi anlamıştı. Bu yüzden olsa gerek heyecanlanmıştı. Kıtır, bu çok güzel bir oyun. Hadi hemen herkese haber verelim ve oynayalım. Sonra daldan dala atladılar. Ormandaki herkese bunu duyurmaya çalıştılar. Duyduk duymadık demeyin. Bugün hep birlikte bir oyun oynayacağız. Bunun için büyük meydanda toplanacağız. Duyan duymayana haber versin. Tam öğle vakti herkes büyük meydana gelsin. Öğle vakti olduğunda herkes oradaydı. Birbirlerine meraklı gözlerle bakmaktaydı. Meydanda toplananları daha fazla meraklandırmamak için Pıtır'la Kıtır en büyük ağaca tırmandılar. Sonra da oyunu anlattılar. Dinleyenlerin hepsi oyunu çok beğendi. Bu yüzden ormanda "Hadi o zaman hemen oynayalım." sesleri yükseldi. Ve el ele tutuştular. Kardeşlik oyununu oynamaya başladılar. Zürafa, lama, aslan, kaplan, yılan, fil, tavşan, kaplumbağa hepsi oradaydı. Ve herkes yanındakinin kulağına düşündüğü güzel şeyleri fısıldıyordu. Biri diğerine "Sen yardımseversin." dedi. Bir başkası arkadaşına "Güler yüzlü." olduğunu söyledi. Bir arkadaş diğer arkadaşına "Çok cömertsin." dedi. Kıtır Pıtır'a "Sen çok iyi bir arkadaşsın." dedi. Ve bu güzel sözler çoğaldı, çoğaldı, çoğaldı. Sonra da yeryüzüne sığmadı, gökyüzüne taştı. Herkesin yüzünde gülücükler açtı. Kardeşlik oyunu ne de hoştu. Evet, masalımızın kardeşlik oyununun son kısmıydı bu ve masalımızı kapattık. Masalımızı buraya bıraktık. Ne yapacağız? Kardeşlikle ilgili birazcık konuşacağız. Kardeşlik güzel, kardeşlik oyunu da çok keyifliydi. Herkes ne yaptı? Birbiriyle alakalı en güzel yönlerini söyledi, hatırlattı. Bazen biz bunu fark edemeyebiliyoruz. Çok güzel yönlerimiz oluyor ama kendimiz bunu fark etmiyoruz. Birbirimize söylediğimiz zaman ne oluyor arkadaşlar? Aa evet, ben böyle yapıyordum. Bu güzel bir özellikmiş. Devam ettireyim. Daha da çok yapayım diye şevkleniyoruz. Daha da gayretli o güzel işleri yapıyoruz. Şimdi burada da onu devam ettireceğiz. Her birimiz diğerimiz için neyse güzel özelliği fark ettiğimiz onu söyleyeceğiz. Dolayısıyla biz de o kardeşlik oyununu pekiştirmiş olacağız arkadaşlar. Hemen başlıyoruz. Merve öğretmenim, Belina için ne düşünüyorsunuz? Onun en güzel özelliği tanıdığınız kadarıyla nedir? Burada gördüğüm kadarıyla şu anda çok titiz çalışıyor. Ve çok başarılı bu konuda. Oo, evet. Yani çok dikkatli çalışan ve dikkatli çalıştığı için yaptığı işlerde başarılı olan biri Belinay. Belinay, evet. Duydun mu? Sen bunu fark ediyor muydun Merve öğretmenimi söylemeseydi? Başka söyleyenler oldu mu sana? Hayır. Demek ki güzel özelliklerimizi birbirimize söylersek güzel oluyor. Biz de fark ediyoruz değil mi? Evet. Şimdi sen söyle bakalım, Ayşenur'un güzel özelliği nedir? Kardeşlik oyununun devamını getirelim. Sence Ayşenur? Çok iyidir. İyi bir arkadaş mıdır? Evet. O zaman söyle bakalım, cümleyi sen söyle tam olarak. Bence Ayşenur çok iyi bir arkadaş. Peki, teşekkür ederim. Ayşenur, mikrofon sana geldi. Söyle bakalım, Büşra öğretmenin sence çok iyi bir öğretmen. Oo, Büşra öğretmenim. Büşra öğretmenimiz sizce Kıpır? Kıpır çok yardımsever, çok iyi yürekli. Ay. Sonra. Mikrofonu var öğretmenimizin de, o yüzden girdik. Ben de şey, hemen sonra. Çok havaya girdim. Şarkı şeyini sandım hemen. Şimdi Kıpır'cığım, güzel sözler söyledi bir şartmemiz senin hakkında. Demek ki ne yapacakmışız? Biz arkadaşlarımızın güzel yönlerini ortaya, evet, çıkaracağız. Onları söyleyeceğiz. Evet. Bu konuda cimrilik yapmayacağız. Güzelse, evet, bir arkadaşımızın özelliği, onu söyleyeceğiz. Söylemeyeyim şımarır. Hayır, bunu düşünmeyeceğiz. Çünkü oradaki söylememizin maksadı bu değil. Hem neden şımarsın ki insanlar? Şımarmayız değil mi öğretmenim? Mutlu oluruz sadece. Şimdi çalışma hakkında birazcık hemen bilgileri alalım. Sonra Ramazan'ın bize kazandırdıklarına geçeceğiz. Onları birlikte paylaşacağız. Ne yaptık?
Polarımızı kestik, yapıştırdık. Alt kısmını yapıştırmıyoruz. Buradan elimizi sokacağız. Hı hı. Üzerine bir parça daha burnunu oluşturacağımız için polar yapıştırdık ve yuvarlaklar kestik. Hı hı. Bu da burnumuzu tamamlamış oluyoruz. Daha sonra keçeden kulaklarını ve boynuzlarını yaptık. Hı hı. Kulakları, boynuzları, burunlu gibi yerlerini daha sert bir kumaşla veya keçeyle yaparlarsa daha güzel durur. Çünkü bunlar biraz daha bağımsız olduğu için düşmesini engeller. Sert bir şey kullanacağız burada. Peki. Gözlerini de yapacağız. Daha sonra kuklamız tamamlanmış olacak. Üzerine beneklerini de ekleyeceğiz. Tamamlanacak. Hı hı. Ondan sonra da kukla evimizi oluşturacağız. Zürafamızın yaprak yediği ağacı yapacağız. Hı hı. Yeşillikler, güneş, bulut yapacağız. Bunlar için de grafon kağıdı kullanacağız. Hı hı. Ve renkli kağıtlar. Hı hı. Bu ev içinde biz kutu kullandık. Kutuyu şu şekilde göstereyim, kapladık ama hı hı. Anlamamız hiç zor değil. Kutunun bir yüzünü arkasından göstereyim, kesiyoruz ve havaya kaldırıyoruz. Bu arka zeminimiz oluyor. Hem kolumuzu hem bizi göstermeyecek. Ek bir şey yapmıyoruz yani. Hayır. Biz tüm olan kutumuzun kestiğimiz parçaya geriye doğru kıvırdığımızda bu kısmını oluşturmuş evet. oluyoruz. Kesip çok yukarı cool. kaldıracağız. Hı hı. Daha sonra içinden elimize çıkarmak için de bir daire kestik. Hı hı. Bunun için yine annelerimizden, babalarımızdan yardım alabilir arkadaşlarımız. Hı hı. Ve etrafını kapladık. Kaplarken yeşil kullandık ve mavi kullandık. Gökyüzüyle yeri yapacağız bunun için. İsterse arkadaşlarımız rengarenk bile yapabilirler. Hı hı. Daha sonra arkadaşımız bir ağaç gövdesi kesti. Bunu yapıştıracağız. Grafon kağıtlarıyla ağacımızın yaprak kısımlarını oluşturacağız. Güneşimizi, bulutlarımızı oluşturacağız. Hı hı. Ve evimiz de tamamlanmış olacak. Harika. Bu kadar da hızlı hızlı evet. ilerleyeceğiz. Şimdi öğretmenimizden de çok kısa bilgiler alacağız ama çalışmayı tekrar bir şöyle görelim istiyorum. Çünkü hakikaten Ramazan ayında iftara yakın zamanlarda uğraşabileceğimiz, eğlenirken öğrenebileceğimiz, öğrenirken, eğlenirken zaman geçirebileceğimiz çok tatlı bir çalışma. Merve öğretmenime de rica edeyim tekrar görelim kuklayla nasıl hani evin içinde kuklayı oynatacağımızı. Bu kadar keyifli, arkadaşlarınızı toplayabileceğiniz, oynayabileceğiniz çok tatlı, kendinizin hazırlayabileceği bir oyun arkadaşlar. Tavsiye ediyoruz. Kardeşlik dedik, bugün kardeşlikle ilgili bol bol konuşuyoruz. Bu çalışmada arkadaşlarınızla ama aynı zamanda hani kardeş evet. Oluyoruz arkadaşlarımızla evet. oynayabileceğimiz bir oyun. Keyifli zaman geçireceğiz inşallah. Şimdi buradaki peki. kuklayla da ben konuşabilir miyim öğretmenim? Efendim Kıpır? O kuklayla... Kuklayla ben konuşabilir miyim? Tabii. Şöyle yapalım. Merve öğretmenimiz zürafa olsun. Tamam mı Kıpır? Tamam. Karşılıklı mani söyler gibi yapın hatta. Olmaz mı? Olur. Sen bir şey söyle. Zürafa bir şey söylesin. Ama Merve öğretmenim sesini değiştirecek. Tamam. Zürafa olacak yani Merve Biraz öğretmenim. Atışma gibi olacak yani. Yani ama maksat o değil aslında. Yine bilgi paylaşımı olacak. Hazır mıyız? Tamam o zaman. Ben sonra ben başlatıyorum o zaman şimdi. Hazır mısın Kıpır? Hazırım. Hadi bakalım. Benim güzel arkadaşım zürafadır arkadaşım. İftara beni davet et. Seninle çok güzel anlaşırım. Kıpırcığım buyur gel. Bugün soframıza konuk ol. Seni ağırlamak çok güzel. Gel beraber paylaşalım yemeğimizi. Yaşasın! O zaman biz çok güzel oldu. Ben zürafayla arkadaşı oldum. Şimdi Kıpır o kadar alışkın ki bunu sürekli yapıyor. Merve Bey'im iyi uyum sağladınız Kıpır'a. Peki davet ettirdi yani. Oyun moyun evet. derken kardeşlik evet. falan derken Kıpır yine kendini evet. davet ettirdi. Tebrikler Kıpır'cığım. Tebrikler öğretmenim. Harikaydınız. İşte böyle oyunlar oynayalım diye bu güzel oyunu hazırlıyoruz. Nasıl hazırlandığını da anlatmaya çalışıyoruz Çocuk ve Ramazan programımızda. Diğer çalışmaya geçtik. Şimdi çok kısa bilgiyi alacağız. Evet. Sonra yazılar yazacağız ve Ramazan sandığımızı atacağız. Evet. Üç öğretmenim ne yaptık? Balonlarımızı yaptık, bulutlarımızı yaptık, bir tane kalpli çiçek yaptık, bir tane bebek yaptık. Ona da şimdi bir tane kardeş yapıyoruz öğretmenim. Onu da yapıştırdığımız zaman istediğimiz gibi süslemeye başlayacağız yani boş kalan yerlerini. Güzel. Biz bir yuvarlak hazırladık, evet. o yuvarlağın üzerini kapladık. Ondan evet. sonra küçük küçük bir sürü minik figürler evet. hazırlıyoruz. Onları da yapıştırdıktan sonra hayırlı Ramazanlar yazımızı yazıyoruz, kapımızı asıyoruz. Aslında çok kolay, evet. çok pratik. Evet. O zaman şöyle yapıyoruz. Ramazan bize ne kazandırıyor? Hızlı hızlı hepimizden onu alıyoruz. Şöyle yapalım arkadaşlarımızdan alalım sadece vakit. Kitle daraldı çünkü. Ayşenur, Ramazan ayı sana ne kazandırıyor tatlım?
Ne öğreniyorsun Ramazan ayında? Böyle güzel şeyler. Mesela ne öğreniyorsun? Oruç tutuyor musun? Evet. Oruç tuttuğunda ne öğrenmiş oluyorsun? Sabırlı olmayı. Yani Ramazan ayı sana sabrı kazandırıyor olabilir mi? Evet. İşte çok bu kadar. Çok güzel söyledin. Ben seni alkışlamak istiyorum. Alkış. Harika söyledin Ayşenur gerçekten. Alkış. Bir daha Ayşenur bir tane hadis biliyor. Kardeşlikle alakalı. Bugünkü konumuzla alakalı Kıpır. Onu da öğrenelim. Kardeşinle alay etme. Ona verdiğin sözden dönme. İşte bu kadar. Tebrikler. Harika. Çok güzel söyledin. Gerçekten çok güzel. Bunu yazar mısın bize? Sandığımızı atalım, olur mu? Hadi bakalım. Beyler, Ramazan ayı sana ne kazandırıyor? Güzel şeyler. Mesela oruç tuttuğunda ne kazandığını hissediyorsun? Ya da Ramazan ayında? Sabrı dedi mesela, öğreniyoruz dedi Ayşenur. Bana dedi sabrı öğretiyor Ramazan ayı dedi. Sana paylaşıyor musun bir şeyler arkadaşlarınla? Evet. Ne öğrenmiş olabilirsin paylaşırken? Paylaşmayı öğreniyor olabilir misin? Evet. O zaman ne diyelim Ramazan ayı sana? Paylaşmayı mı öğretiyor? Sen söyle. Ramazan ayı bana paylaşmayı öğretiyor. Peki. Senin de bildiğin çok güzel bir hadis varmış. Mikrofonu şöyle yakın tut ama sesin gitmiyormuş. Bir de yüksek sesle söyle bakalım kardeşlik. Kardeşinle kardeşinin ahiretini ayıbını ört. Allah da senin ayıbını ahiret dersin. Oo. Çok güzel söyledin. Alkışın seni de. Gerçekten çok önemli değil mi? Kardeşimizin ayıbını örtmek, açığa çıkarmamak hiç bize yakışmaz. Hele hele konuşmak, başkalarına dağıtmak. Allah da o zaman neymiş? Bizim ayıbımızı örtermiş. Ne kadar önemli değil mi? Harikasın. Senin sayende çok güzel bir bilgi öğrendik. Bunları yazmanızı istiyorum ama sen de yaz. Ramazan sandığımızı atalım. Anlaştık mı? Anlaştık. Evet, şimdi sıra geldi minik yıldızlara. Minik yıldızlarla da biz Ramazan ayı hakkında konuştuk. Oruçla ilgili konuştuk, iyilikle ilgili konuştuk. Çok şey konuştuk aslında. Ne biliyorlarmış bakalım, bizlere ne aktarmışlar? Biz onlardan neler öğreneceğiz? İşte minik yıldızlardan biri daha. Pırıl pırıl gökyüzünde ne de güzel yıldızlar. Onlardan birinde adını söyler misin? Zehra. Kaç yaşındasın? 5 yaşındayım. 5 yaş sence büyük bir yaş mı, küçük bir yaş mı? Küçük. Büyük yaş kaç yaş sence? 7, 6, 10. Ne oluyor 7 yaşına gelince ya da 10 yaşına gelince? Dişimiz düşüyor. Böyle sallanıyor, sonra doktora gidiyoruz. Doktor çekiyor ya da evde düşüyor. Öyle olunca büyümüş mü oluyoruz? Evet. Ramazan ayını sen biliyor musun? Oruç tutmak. Sonra teraviye gidip namaz kılmak. Peki orucu nasıl tutuyoruz? Hiçbir şey yemeyerek. Nelere dikkat edeceksin oruç tuttuğun zaman? Hiçbir şey yememeye. Sakız çiğnememeye. Gece kalkıp yemek mi yiyor büyükler? Sonra kalkıyor. Ne yapıyor sahura kalkınca? Bir şeyler pişiriyorlar, sonra yiyorlar, geri yatıyorlar. İyilik nasıl yapılır? Yardım edebilir miyim denir, sonra evet edebilirsin derse edilir. Hayırlı Ramazanlar. Pırıl pırıl gökyüzünde seninle verecek cevapların var.
Evet, minik yıldızlarımız da çok şey biliyorlarmış. Bildiklerini de çok güzel aktarıyorlarmış. Sizin de gördüğünüz, sizin de izlediğiniz gibi arkadaşlar. Aslında her biriniz bir yıldızsınız. Her birinizle konuşabilsek kim bilir ne güzel cevaplar alacağız. Kim bilir ne kadar çok bilgileri paylaşmış olacağız. Ama hepinize maalesef ulaşamıyoruz. Sadece bu kadar ulaşabiliyoruz. Siz orada, biz burada. Bu sayede bir arada oluyoruz. Şimdi ne yapacağız? Aslında programımızın artık yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Çalışmalar yapıyoruz, onları da tamamlıyoruz. Biliyorsunuz Çocuk ve Ramazan programında Ramazan ayına özel çalışmalar yapıyoruz. Çok tatlı, daha iyi bilgileri öğrenebileceğimiz şekilde çalışmaları sizlerle paylaşıyoruz. Bugün olduğu gibi çalışmaların hemen hemen sonuna geldiğimizi söyledik. Kapı süsümüz var, hayırlı Ramazanlar yazıyor, kapımıza asalım. Ramazan ayının güzelliğini bu şekilde de herkese hatırlatalım. Bir oyun kukla aslında evimiz var, öyle diyelim, kukla standımız diyelim ya da onu da hazırlıyoruz. Arkadaşlarımızla, kardeşlerimizle, ailemizle oynayalım, güzel vakit geçirelim Ramazan günlerinde diye düşünerek. Arkadaşlarımız çok güzel sözler söyledi, iki arkadaşımız da. O sözleri şimdi Ramazan sandığımıza atacağız. Hemen Belinay'ın sözünü alayım ve Ayşenur'un sözünü de alayım. Harikasınız ikiniz de. Bunları okuyalım. Sonra sandığımızı atalım, iyice öğrenmiş olalım, ardından da vedalaşacağız çünkü. Kardeşinle alay etme, verdiğin sözden dönme. Kardeşlikle ilgili bunu öğrendik biz bugün bu programda. Diğeri de kardeşinin ayıbını ört, Allah da senin ahirette ayıbını örtsün. Bu da çok önemli, bunu da öğrendik. Biz bugün bu programda dedik ya, her biriniz bir yıldızsınız aslında bulunduğunuz yerlerde. Programımıza gelen arkadaşlarımızın da her biri bir yıldız. O yüzden yıldızlara yazıyoruz ve Ramazan sandığımızı atıyoruz. Bu güzel sözler burada birikecek. Sonra da ara ara bakacağız, okuyacağız. Bilgilerimizi yenilemiş, tazelemiş ve iyice pekiştirmiş olacağız. Geldik programımızın sonuna. Bitti mi çalışmamız Merve öğretmenim? Bittik. Harika. Ha, ne güzel. Büşra öğretmenim bitti mi? Bitti öğretmenim. Çok güzel oldu ama. Ellerinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Kıpırcığım, yavaş yavaş veda edelim. Arkadaşlarımızı buraya alalım mı? O zaman arkadaşlarımız buraya gelsinler. Hadi gelin bakalım arkadaşlar. Şimdi biz Çocuk ve Ramazan programının her bölümünde güzel çalışmalar yapıyoruz. Ramazan'a ait çalışmalar dedik bunlar. Daha önceki bölümlerimizde yaptığımız güzel çalışmalar da var. Kur'an çantamız var, tesbih kutumuz var. Çok güzel, var 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 çalışmalarımız. Onları da böyle sergilemeye çalışacağız. Her programda görüp hatırlamaya gayret edeceğiz. Geldik programımızın sonuna. Evet, gidiyoruz. Oynatabilirsiniz zürafayı. O zaman son kez söylediğim ben de Arif ablacığım. Kapı süsünü takarım, misafirlere bakarım. Akşam onlar gelince kuklaları oynatırım. Evet, kapı süslerimiz, Merve öğretmenimiz, Büşra öğretmenimiz, Ayşenur'umuz, Belinay'ımız hep birlikte alasmarladık diyoruz. Ve kukla evimiz, kukla standımız. Hiç canımız sıkılmayacak bizim Ramazan ayında. Yapacak çok işimiz var, çalışacak çok bilgimiz var ve öğrenecek, paylaşacak gerçekten çok güzellikler var. Paylaşmaya devam arkadaşlar. Bir sonraki programda biz yine burada paylaşmaya devam edeceğiz öğretmenlerimizle, arkadaşlarımızla. Sizleri de bekliyoruz. Aynı saatte, aynı yerde, tabii ki Diyanet TV'de. O yüzden şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Hayırlı Ramazanlar. Görüşürüz.